Merhaba, bugün size düşük bütçeyle seyahat etmeniz için ufak tüyolar vereceğim. Bunlar neler? Öncelikle seyahat kalemlerini düşünelim. Seyahate çıkmak için neye ihtiyacınız var? Bir kere yanınıza götüreceğiniz eşyalar olması gerekiyor. Eğer backpack'le çıkacaksanız, sırt çantasıyla çıkacaksanız bir sırt çantası almanız lazım. Sırt çantanızın içinde neler olduğuna tabii ki bu kişisel ihtiyacınıza göre değişir ama ben yanımda neler götürdüğümü de bir videoda ayrıca bahsedeceğim. Sırt çantanızın içinde neler olması gerek? Herkes için standart olan kıyafetlerimiz, sağlık malzemelerimiz, bakım temizlik malzemelerimiz, teknolojik malzemelerimiz eğer ihtiyacınız varsa. Bugün malzemeler oluyor. Bunların hepsi tabii ki bir maliyet. Bunlar zaten daha önceden vardıysa bile bunun için bir para ödediniz sonuç olarak. Bu kalemde en çok para harcayacağınız belki de sırt çantanız olacak. Eğer ki sırt çantalı gezi istiyorsanız. Sırt çantası çünkü 100 liradan başlayıp yani 1000 liralara kadar çıkan bir eşya. Bunu kendi ihtiyacınıza uygun olarak 500 TL civarlarına böyle size bir sene yetecek falan bir şey alabilirsiniz. Tabii ki amacınız bir sene seyahat etmekse. Ben bir sene seyahat edeceğim için 500 TL civarında bir çanta aldım. Gayet benim ihtiyacımı görüyor. Tek sıkıntım sırt çantamla ilgili biraz ağır olması. Bunu da sırt çantamda ne var diye bir video yapmayı planlıyorum. Orada anlatacağım. Çok konuyu dağıtmak istemiyorum. İkinci maliyet kaleminiz nedir? Tabii ki yurt dışında gezmeye gidiyorsanız sırt çantanızla pasaportunuz olması gerekecek. Bildiğim kadarıyla öğrenciler pasaportu ücretsiz alabiliyorlar. Öğrenciyseniz bu kaleme para vermediniz demektir. Öğrenci değilseniz pasaport harçları en pahalı pasaport bizim ülkemizin olduğu için 600 lira gibi bir paraydı ben aldığımda. Şu anda ne kadar bilmiyorum. Bir yıllık, iki yıllık, beş yıllık, on yıllık seçenekler var. Hani bunu kısa vadede düşünmeyin. Uzun vadede 10 senelik bir pasaport almanız sizin için her zaman daha iyi olacaktır. İkinci konu vize. Vizesiz bir yere gidiyor olabilirsiniz. Ya da memursanız yeşil pasaportlu olma ihtimaliniz var. Eğer ki ailenizde birinin yeşil pasaportu varsa 25 yaş sınırı var. 25 yaşına kadar yola çıkmanız lazım. Yeşil pasaport çok avantajlı bir şey. Sizi gerçekten bayağı bir vize ücretinden kurtarıyor. Eğer ki yeşil pasaportunuz varsa düşük bütçeli seyahat edebilmek için otostop deneyebilirsiniz. Böylece ulaşım masraflarınızı oldukça minimize etmiş olabilirsiniz. Biraz yollarda bekliyor olabilirsiniz. Yağmur yağabilir, ıslanabilirsiniz filan ama amacımız uygun bütçeyle seyahat etmekse konfor alanımızdan feragat etmemiz illaki gerekiyor. Vizeden sonra bir diğer konu uçak arkadaşlar. Uçak fiyatları malum en büyük kalem. Benim için öyle en azından. Herhangi bir sponsorunuz yoksa, kredi kartınız varsa ve harcamalarınız sonrasında milleriniz oluştuysa o millerle uygun uçak bileti alıyor olabilirsiniz. Ya da ailenizden, arkadaşlarınızdan doğum günü ve benzeri hediyeleriniz için uçak bileti talep ediyor olabilirsiniz. Sponsorunuz yok. Size kimse bunu hediye olarak vermedi ve milliniz yok. Ne yapacaksınız? Uygun uçak bileti kollayacaksınız. Nasıl yapacaksınız? Bir sürü arama sitesi var. Enuygun.com, Turna.com, Skyscanner ve benzeri ve bundan daha farklı bir sürü site var. Bunlardan uygun uçak bileti kolluyor olabilirsiniz. Ben ne yapıyorum? Ben planlı bir insan olmadığım için arkadaşlar birçok arama motoruyla gitmeye karar verdiğim yere uygun bilet var mı diye bakıyorum. 10 gün falan arama yapıyorum uygun bilet bulabilmek için. Ve en sonunda o ana kadar gördüğüm en uygun bileti satın alıyorum. Bunu defalarca yaptım ya da mesela gezerken şöyle yapıyorum. Aslında normalde Tayland'a gitmek istiyorum diyelim ama o dönemde Tayland çok pahalı. Başka bir yere gidiyorum. Vaktim olduğu için benim yani çok sıkıntı yaşamıyorum ama siz de böyle bir senelik bir gezi yapıyorsanız ve ufak tefek rotadan şaşmalar sizi çok etkilemeyecekse ki etkilemiyor. Sadece bu beklentilerinizi yönetmekle ilgili. O yüzden bu yönteme de başvurabilirsiniz. Kolaylıkla daha uygun fiyata geziyor olabilirsiniz. Bir sonraki kalem ulaşım masrafları, uçak dışındaki ulaşım masrafları. Gittiğiniz ülkede de sonuçta bir yerden bir yere ulaşmanız gerek. Bunun için toplu taşıma araçlarını kullanabilirsiniz. Ya da otostopu kullanabilirsiniz. Eğer o ülkede otostop çekiliyorsa otostop en güzel yollardan bir tanesi. Bayağı sizin para save etmenizi sağlayacaktır. Ve otostop çektiğinizde de genelde arkadaşlar insanlar size bir yemek ısmarlıyor, içecek ısmarlıyor, mutlaka bir şey ısmarlıyorlar. Ama tabii ki buna dayanarak kendinizi dilenci konumuna getirmeyin tabii ki. Böyle bir şey olursa ne âlâ, olmazsa bunu cover etmek için, yiyeceğiniz, içeceğiniz için bir paranız tabii ki olması lazım. Onun dışında diyelim ki toplu taşıma pahalı.
ne yapabilirsiniz? Bisiklet kiralayabilirsiniz, motor kiralayabilirsiniz. Asya ülkelerinin çoğunda motor kiralama seçeneği var ve çok pahalı maliyetler değiller. Hindistan'da araç kiralamak bana çok zor geldi. Zira çok kötü bir trafikleri var. Yani İstanbul trafiğinden daha kötü. Yani trafik kilitli olduğu için söylemiyorum. Araba kullanma biçimleri çok kötü. Bizim kesinlikle alışık olduğumuz bir şey değil. Ben ki hani böyle hani arkadaşlarım bilirler, çok zorlanmam araba kullanırken, ama Hindistan çok ayrı bir konu araba ya da bir motor vesaire kullanmak için. Dolayısıyla da Hindistan için ben böyle bir kiralama yapmak istemedim, ama siz kendinize güveniyorsanız tabii ki yapabilirsiniz. Bunun dışında bir başka opsiyon arkadaşlar, Asya ülkeleri genelde sıcak oluyor, ama sıcak olduğu bir döneme denk gelmediyseniz tabii ki tabanvay yürüyebilirsiniz. Bedava bir yöntem, ayrı spor yapmış olduğunuz için sıkıntı çekmeyeceksiniz, ama her yerde tabii ki bu da mümkün değil. Dolayısıyla ulaşım masrafları için de ayrıca kenara bir para ayırmanız gerek. Bunu öğrenebilmek için biraz araştırma yapmanız lazım. Sonuçta gitmeden önce hepimiz nereye gideceğimize, ulaşımın vesairenin nasıl olduğuna bakıyoruz. Plan yapamayan insanlar olsak da ufak da olsa buna bakarsak ne kadarlık bir bütçe ulaşım için bize gerekeceğini gösterebilir. Bunun dışında tabii ki yemek arkadaşlar. Yemek masrafları, sonuçta yiyeceksiniz, yemeden olmuyor. Su masrafları da ayrıca bir kalem. Her yerde temiz su kaynağı bulamıyorsunuz. Dolayısıyla evlerin mutfaklarından, dışarıdaki çeşmelerden içemediğiniz için şişelenmiş suya para vermek zorunda kalıyorsunuz. Bu da ayrı bir kalem. Su maliyeti de, yemek maliyetleri de bir başka önemli olan nokta. Her ülkedeki yemek, yiyecek fiyatları farklı. Ülkemizde, İstanbul'da bir öğün için 6 TL'ye yemek bulmak çok zor. Fakat şimdiye kadar gittiğimiz çoğu ülkede sokak yemeği yerseniz eğer, restoran diye tutturmazsanız eğer, çok rahatlıkla yemek bütçenizi günde 20 TL gibi bir skalaya oturtabilirsiniz. Su için de yine ne kadar gerekir? Tabii ki bu günlük 2 litre su içmeniz gerektiği gerçeğini düşünerek oradaki su fiyatlarına göre kafanızda bir şey belirleyebilirsiniz. Ama genelde Hindistan'da bile olsa drinking water dedikleri, yani içme su verdikleri alanlar var. Yanınızda şişenizi bulundurun. Ne zaman böyle bir kaynak bulursanız oradan suyunuzu şişenize doldurun ve böylece su maliyetiniz de oldukça azalmış olacak. Bunun dışında kalacak yer en önemli konulardan bir tanesi. Kalacak yerde artık dünyanın gelişmesiyle birlikte çok kolaylaştı arkadaşlar. Couchsurfing diye bir site var. HelpX ve bunun gibi birçok site var. Yazarım altı. Şimdi hepsinin ismini hatırlamıyorum. Bu siteleri kullanarak arkadaşlar sizi misafir edecek yer bulabilirsiniz. İlla ki hostellerde, otellerde kalmanıza gerek yok. Couchsurfing'de hiçbir yer bulamadınız diyelim. Tabii ki mümkün. Hiçbir yer bulamama ihtimaliniz de var. Bunun için ayda 4-5 kez hostelde kalacak şekilde kendinizi planlayabilirsiniz. Dünyada hostel diye bir kavram var. Bu düşük bütçeli gezginler için oluşturulmuş bir otel kavramı. Normal otellerden çok daha uygun fiyata ve genellikle birçok insanla birlikte konaklayacağınız bir konaklama yöntemi var. Couchsurfing bulamadığınızda bu şekilde hostellerde kalarak seyahatinize daha uygun bir fiyata gerçekleştiriyor olacaksınız. Bunun dışında hostelde konaklamak istemiyorsunuz, Couchsurfing'de bulamadınız, ne yapabilirsiniz? Workaway.info diye bir site var. Bu site size gittiğiniz ülkede çalışma olanaklarını gösteriyor. Bir yerde gönüllülük adı altında çalışarak kalacak yer bulabilirsiniz. Bu günde 5 saat, 5 gün çalışıp çalıştığınız yerlerde kalmanızı daha uygun hale getiren bir sistem. Bazıları yemek de öneriyor. Yani yemek ve yatacak yer masraflarınızı Workaway.info gibi bir siteyle en azı indirgeyebilirsiniz. Workaway.info sitesi üyelikli bir site arkadaşlar. Çift kişi $46, tek kişiyseniz $36'lık bir üyelik alıyorsunuz. Bunu en aza indirgemek için de başka siteler de var. O sitelerin daha uygun üyelik ücretleri oluyor. Onları tercih edebilirsiniz. Böylece konaklamayı da ve yemeği de bazı durumlarda nasıl daha uygun fiyata geçireceğinizi anlatmış olduk. Bunun dışında neler var? Teknolojik ihtiyaçlarınız olabiliyor. Eğer ki fotoğraf çekiyorsanız, video çekiyorsanız, bunları koyacağınız bir hard diskiniz yanınızda yoksa ya da bittiyse, gezileriniz süresinde bitebilir bu. O ekstra bir ücret olabiliyor. Telefon kullanıyorsunuz, telefonunuzun şarj aleti bozulabiliyor. Bizim yakın zamanda başımıza gelen ve yeniden bir kablo almak zorunda kalıyorsunuz. Bunlar da küçük maliyetler
değil arkadaşlar. Önemli maliyetler. Bunların dışında sağlık giderleri olabiliyor. Ben çok şükür şu ana kadar herhangi bir sağlık problemi yaşamadım. Gelmeden yanımda birçok ilaç getirmiştim. Hele ki Hindistan'da gezmeye başladığım için böyle bir sürü ilacım vardı yanımda. Ama şu ana kadar onlar dışında herhangi bir şey almak zorunda kalmadım. Ama başınıza bir şey geldiğinde, hasta olduğunuzda vesaire tabii ki sağlık giderleriniz için de kenara bir miktar ayırmak durumundasınız. Ya da seyahat sigortası yaptırıyor olabilirsiniz. Bu da sağlık kaleminizi en aza indirgeyen konulardan bir tanesi olacak. Bunun dışında en önemli konulardan bir tanesi arkadaşlar gezdiğiniz yerlerdeki turistik yerlerin giriş ücretleri. Buna yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Ya oralara girmeyeceksiniz ya da o paraları ödeyeceksiniz. Kimi çok uygun fiyatlar olsa da Taj Mahal gibi yerler 100 TL'ye yakın ücretler istiyor arkadaşlar. Yani Hindistan'a Agra'ya kadar gidip Taj Mahal görmemek de olmaz. Dolayısıyla bu kalemleri de yani nereleri görmek istiyorsanız zaten web sitelerinden baktığınızda oraların giriş ücretleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız. O kalemleri de mutlaka eklemeniz gerekiyor. Bir de bunun dışında kişisel harcamalarınız. Alışveriş yapmayı seviyor olabilirsiniz. Tavsiyem alışveriş yapmayın. Zaten alışveriş yaptığınızda sırt çantanız giderek ağırlaşıyor ve onu taşımak çok zor oluyor. Kendinize bir sene boyunca hiçbir şey almama sözü verin. Ya da bunu yapamam ben kendimi biliyorum diyorsanız yanınıza eşya almadan gelin. Az eşya ile gelin. Burada kendinize hatıra ve kullanacak eşyayı burada temin edin. Bu yolla da alışveriş kaleminden uygun bir fiyata çıkabilirsiniz. Bunun dışında yapmak istediğiniz aktiviteler olabilir. Yoga öğrenmek gibi bir şey yapmak isteyebilirsiniz mesela. Bunun için de ben Hindistan'da yoga eğitmen eğitimi aldım. Bunu ayrı bir videoda anlattım. Normalde olması gerekenden çok daha uygun bir fiyata nasıl yoga okulu bulabileceğinizi yazdım. Oradaki yöntemler, o videoyu mutlaka izleyin. Açıklamaya da bırakıyorum aşağıya. Orada Couchsurfing'i kullanarak yapmak istediğiniz kişisel aktiviteler için nasıl daha uygun fiyatlı alternatifler yaratabilirsiniz. Bunu öğrenebilirsiniz çok kolaylıkla. Bunun dışında ben mesela dalış eğitimi aldım. Gittiğiniz yerleri öğrenin arkadaşlar. Dalış yapmak istiyorsunuz diyelim ve Tayland'a gittiniz. Koh Tao Adası'na mutlaka gidip oradan eğitim alacaksınız. Koh Tao dünyadaki en uygun fiyatlı dalış eğitimi alma yeri diye geçiyor. Fakat tabii ki şu anki dolar kurundan dolayı dalış öğrenmek Türkiye'de şu anda daha uygun fiyatlı. Ben nasıl buldum? Bunu da yine Workaway'de bir dalış okuluna iş yaparak yarı fiyatına alabildim. Gezmeye başladığınızda aslında gezmeye başladığınız gün bilmediğiniz birçok şey öğreneceksiniz. Gezmek öğretir diyorlar ya, gerçekten öyle. Birçok insanla karşılaşacaksınız. Couchsurfing'de belki insanların evinde kalacaksınız. Belki otostop çektiğiniz aile sizi evine davet edecek. Workaway ile çalıştığınız yerde size sunulan imkanlar oluyor olacak. Belki hostellerde para karşılığı çalışıyor olacaksınız. Bir sürü fırsat çıkacak karşınıza ve inanın yapmak istediğiniz şeyleri çok daha uygun fiyata yapma fırsatınız olacak. Sadece gözünüzü açık tutun ve hayatın size hangi fırsatları getirdiğini görmeye çalışın. Bunun dışında benim aklıma gelen başka bir kalem yok. Bu videoda cevaplamadığım, unuttuğum bir kalem varsa lütfen yorum kısmına belirtin. Onları da ekleyeyim. Onun dışında başka umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.